İnsan yaşamında beklemediği hastalıklara yakalanabilir. Bu hastalıkların çoğu üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hafif hastalıklardır. Ancak bazen de önemli veya ciddi hastalıklarda olabilir. Bunlardan birkaçını sayalım. Kronik böbrek yetmezliği, karaciğer sirozu, bazı romatizmal hastalıklar, ileri derecede kalp yetmezliği, kanser, akciğer yetmezliği ve benzeri. Bu hastalıkları çoğaltabiliriz. Bu hastalıklar önemli hastalıklar olup tedavisi de zordur. Bunların bazılarını örneklerle açıklayalım ve bu durumda yaptığımız hataları görelim. Branşımız dolayısıyla bize sık başvuran hastalıklar da kronik böbrek hastalığıdır. Eğer hastalık kronikleşmişse bu hastalığı tamamen iyileştirmek zor veya imkansızdır. Bu tip hastalıklar karşısında ne yapıyoruz? Böbreği hasta eden hastalıkları tedavi etmeye ve bu hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonlar dediğimiz etrafa verdiği zararı engellemeye çalışıyoruz. Daha açık bir şekilde açıklayayım. Dünyada en fazla böbreklere zarar veren hastalık diyabettir. Diyabete bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişmişse, öncelikle böbreklere daha zarar vermesin diye diyabeti tedavi ediyoruz. Sonra da kronik böbrek yetmezliğinde kaynaklanan kansızlık, kemik erimesi, eksik vitaminler ve eksilen bazı hormonları yerine koyuyoruz. Bu tedavilerle hem böbreği hem de vücudu rahatlatıp böbreğin daha fazla yıpranmadan daha uzun süre görevini yapmaya amaçlıyoruz. Bunun için hasta sıklıkla 2 ila 3 ayda bir bize gelip gitmektedir. Ama bazen hastalar yıllarca gelip gittiği halde ve bir takım ilaç kullanmama rağmen neden iyileşmiyorum düşüncesine kapılıp bazı arayışlara giriyorlar. Bu arayışların bazıları komşusunun veya tanıdığının ilaçlarını kullanmak ve de aktarlara hatta hocalara gidip kendini okutmaktır. Bu durumda doktorun verdiği ilaçları kullanmayıp aktarların verdiği bazı karışımlar veya bitkileri kullanırlar. Bu da geri dönüşü olmayan bir duruma gelirler ve böbreklerini kaybedebilirler. Yukarıda saydığım bazı kronik ve ciddi hastalıkları olan hastalar, büyük bir hatta yaparak organlarını kaybederler ve hayati tehlikelere girerler. Bu nedenle kronik hastalığı olanlar hastalar doktor tavsiyelerini ve tedavisini bırakıp hatta yapmamalıdırlar. Sonuç, dünya bilimle ayaktadır. Bilimin olmadığı yerde her türlü olumsuzluklar mevcuttur. Sizin ne tür hastalıklarınız olursa olsun bilimden şaşmayınız ve hata yapmayınız.